Şahıs adına ikinci ve son söz İzmir Milletvekilimiz Sayın Mahmut Atilla Kaya'ya ait. Buyurun Sayın Kaya. Süreniz 5 dakika. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve 5 milletvekilinin abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takibin başlatılması usulü hakkında kanun teklifi hakkında şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce elim bir trafik kazasında vefat eden Ali Dalkılıç'ın ailesine ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan Osman Yıldırım ve Hayrettin Ateş'e de acil şifalar diliyorum. Sayın milletvekilleri, ilgili kanun teklifi 3 ana husus olmak üzere 5 bölümde değerlendirebileceğimiz düzenlemeler içermekte. Bunların başında birinci olarak abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takipler için merkezi takip sistemi getirilmekte. Yine 2004 sayılı icra iflas kanununda bir kısım değişiklikler yapılmakta ve daha önce 7101 sayılı kanunla 2004 sayılı icra iflas kanununda yapmış olduğumuz özellikle konkordatoya ilişkin getirdiğimiz hükümlere yönelik bu 8 aylık süreç içerisinde uygulamada yaşanan sıkıntılara yönelik de yeni düzenlemeler getirilmekte. Yine arabuluculuğun ticari uyuşmazlıklarda da artık dava şartı haline gelmesi hususunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda da yeni düzenlemeler yapılmakta ve son olarak da 6325 sayılı hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanununda bir kısım düzenlemeler içermektedir. Tabii ki benden önceki konuşmalarcılar da ifade ettiler. Hem icra dairelerinde hem de mahkemelerde bir yoğunlaşma söz konusu. Ancak Türkiye'nin ithalat ve ihracat rakamlarının geldiğimiz günde 350 milyar dolara bulduğu, gayri safi milli hasılanın 800 milyar dolara aştığı göz önünde alındığında tabii ki hukuki uyuşmazlıkların da bu nevi şekilde fazla şekilde artması da zaten söz konusuydu. Bugün bakın yaklaşık 8 milyon yıllık ortalama icra takibi yapılmakta ve bunun 3,5 milyonunu da İşte abonelik sözleşmesinden kaynaklanmış olan ve bu merkezi takip sistemi içerisine getireceğimiz bu abonelik sözleşmesinden kaynaklanan takipler oluşturmaktadır. Şimdi burada yapmış olduğumuz düzenleme ile birlikte özellikle adaletin daha hızlı gerçekleşmesi noktasında ve kalitesinin artması noktasında önemli bir adım atıyoruz ve abone sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takibin başlatılması ve haciz aşamasına kadar olan döneme ilişkin ulusal yargı ağı bilişim sistemimiz bünyesinde oluşturulan merkezi takip sistemi üzerinden yapılmasını amaçlıyoruz. Evet, burada iki husus önemli olacak. Birincisi alacağın abonelik sözleşmesinden kaynaklanması. İkincisi de bu takibin ve bu özellikle işlemlerin bir avukat tarafından takip edilmesi şeklinde olacak. Evet, burada alacağın %2 oranında nispi MTS harcı alacaklı vekili tarafından sistem üzerinden ödenecek. Ayrıca başvurma harcı ve tahsil harcı da alınmayacak. Böylece %4.55 olan tahsil harcının %2.55'lik kısmını da bu noktada özellikle vatandaşlarımız da ödeme külfetinden kurtulmuş olacaklar. Tebligatın yapıldığına ilişkin evrak PTT tarafından sisteme yüklenecek ve evrak aslı muhafaza edilmek üzere alacaklı vekilin takip talebinde bildirdiği yetkili icra dairesine gönderecektir. Yine önemli bir düzenleme. Özellikle biz bunu Adalet Komisyonu'nda tartışırken de özellikle geniş bir tartışma imkanı bulup muhalefet partilerimizin de dile getirmiş olduğu özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden arkadaşlarımızın ifade ettiği hususları da bu şu andaki özellikle yasama çalışması sırasında verilecek önergelerle özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki arkadaşlarımızın da komisyonda bu yönde önemli talepleri olmuştu. Önergelerle bu süreç içerisinde zaten bu yasama dönemi içerisinde kanunlaşmadan önce inşallah o düzenlemeleri de gerçekleştirmiş oluyoruz. Yine konkordatoya ilişkin demin bir rakam verildi. Ben konkordatoya ilişkin son rakam. Türkiye'de bakın 1 milyon aşkın şirket var. Binlerce konkordato talebinde bulunulduğu iddia edildi ama bu
son dün tarihi itibariyle 1401 adet konkordato müracaatı yapılmış ve bunun 509'u hakkında karar verilmiş ki bu kararların da büyük kısmı red noktasında oldu. Ki konkordato biliyorsunuz alacaklılara bir ön teklif getirip herhangi bir iflas halinde alacakların alamayacağından daha iyi bir ödeme planının ortaya konması şeklinde oluyor. Burada tabii Sayın Kaya siz de buyurun. Ertelenmesi kurumunu kaldırıp konkordatoya ilişkin 8 ay önce yasa ile ilgili düzenleme yaparken şu hususu finansal analiz raporunun yeterli görmüştük. Fakat bunun gördük ki uygulama içerisinde bununla özellikle sıkıntılar çıkıyor ve şimdi Türkiye denetim standartlarına göre yapılacak ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren denetim raporunu getiriyoruz ve bu şekilde de hiçbir deminki ifade edildiği gibi bu konkordato müracaatında bulunan firmaların alacaklarının da mağdur edilmemesi noktasında da önemli bir adım atıyoruz. Ben bu kanunun ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor. Emeği geçen herkese de tekrar teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Kaya. Değerli milletvekilleri, bölüm üzerinde grupların ve şahısların konuşmaları tamamlandı. Şimdi soru cevap işlemine başlıyoruz 15 dakika süreyle. Sisteme giren arkadaşlarımıza söz vereceğim. Bu sürenin yarısını arkadaşlarımız kullanacak, milletvekili arkadaşlarımız yarısını da komisyon kullanacak. Ve ilk sözü Sayın Güzel Mansur'a vermek suretiyle soru cevap işlemini başlatıyorum. Güzel Mansur, Sayın Güzel Mansur. Sayın Güzel Mansur. Devam edelim Sayın Özkan. Sayın Özkan devam edelim. Süreyi daha sonra veririz kendisine. Sayın Özkan. Sayın Özkan yok mu değerli arkadaşlarım? Sayın Yavuz Yılmaz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, geçtiğimiz hafta maalesef 3 madenci kardeşimiz Zonguldak'ta kaçak bir maden ocağındaki patlamada hayatını kaybetmiş. Bu olayın ardından valilik kaçak ocakları kapatma çalışmalarına başlamıştır. Ancak Zonguldak'ta sorun sadece kaçak ocak sorunu değildir. Aynı zamanda işsizlik sorunudur. Bu iki sorunu aynı anda çözmek gerekir. Kaçak ocaklarda çalışan işçilerin Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda veya başka yasal sahalarda istihdam edilmesi acilen sağlanmalıdır. TTK'dan her yıl 2000 işçinin emekli olduğu bilinirken TTK'ya alınacağı söylenen 1500 işçi konusu sorunları değil çözmek, ötelemeye bile yetmez. Madenlere alınacak işçilerin yaş sınırı 30 değil, en az 35 olmalıdır. Kaçak ocaklar sorununu çözmek, geçim derdiyle can güvenliği arasına sıkışmış işçi gerçeğini anlamaktan ve TTK gibi kurumlarımızı tekrar ayağa kaldırmaktan geçmektedir. Sayın Kılıç. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Bugün Dünya Toprak Günü'dür. Topraktan geldik, toprakta barınıyoruz, toprağa döneceğiz. Kahramanmaraş'ımızın toprak yüzeyi 14.346 kilometre karedir. Bu alanlar tarım, tarla, orman ve fundalık, çayır ve mera, diğer ve su yüzeyi alanlar olarak sınıflandırılmaktadır. Bu alanlarda tahıl, meyve, sebze, hayvan, bal ve su ürünleri üretimi yapılmaktadır. Toprak, hava, su ve güneş telafisi mümkün olmayan olmazsa olmaz değerlerimizdir. Dünyada ve ülkemizde birçok sebeplerle birçok toprak kaybımız olmuştur. Gidenlerin acısıyla elde kalanları gözümüz gibi korumalıyız. Toprak koruma ve arazi toplulaştırma çalışmalarımızın tamamına erdirilmesi çok elzemdir. Kur'an'da ve hadislerde toprağın önemine dikkat çekilir. Yunus Emre de toprakta neler yatar? Kani bunca evliya, 100.000 peygamber yatar, hor bakma sen toprağa der. Kahramanmaraş çiftçimize, toprakla uğraşanlara 1.3 katrilyon TL destekleme verilmiştir. Bilgilerinize sunuyorum. Sayın Tutdere. Teşekkür ederim başkanım. Görüşülmekte olan kanunda merkezi takip sistemine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Adalet Komisyonu görüşmelerinde de özellikle ilansız takiplerde ödeme emrine eklenecek evrak aslının veya onaylı suretin gönderilmesi zorunluluğu var. İcra İflas Kanunu'nun temel hükmüdür. Ancak şu anda tasarıda işte kanun teklifine baktığımızda sadece belgenin tarih ve sayısının yazılacağı belirtilmiştir. Komisyon tarafından belge aslının eklenmesi zorunluluğu göz ardı edilmiştir. Bunun sebebi nedir? Bunu öğrenmek istiyorum.
Sayın Kara. Teşekkürler Sayın Başkan. 84 yıl önce Ulu Önder Atatürk biz kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermiştir. Ulu Önder Atatürk'ün izinde, üzerine almış olduğu görevin bilincinde, varlığını Türkiye Cumhuriyeti'ne vakfeden, milletine ve devletine hizmet eden, Ay Yıldızı bayrağına bağlı tüm kadın milletvekillerimizin seçme ve seçilme hakkı günü kutlu olsun. Sayın Gürer. Teşekkürler Sayın Başkan. Engellilerin sorunları her geçen gün artmaktadır. Engellilerin en büyük sorunu istihdam sorunudur. Meclis Başkanlığı'na sunduğum kanun teklifiyle sporcu oldukları belgelenen engellilerin il özel idare ve belediyelerde kadroya alınmalarını talep ettim. Bu kanun teklifi hala komisyonlarda görüşülüp meclise gelmedi. Ayrıca kırsal yörelerde 50'den fazla işçi çalıştıran iş yerleri az olduğu için bu yörelerde yaşayan engelliler kota sisteminden faydalanamıyorlar. Bu dezavantajlı durumun ortadan kaldırılması için engelli kotalarının kamuda %3'ten %4'e çıkarılması için verdiğim kanun teklifi hala komisyonlara gelmedi. Engellilere yönelik özel eğitim ve örgün eğitim veren okullar ve öğretmen sayısı son derece yetersizdir. Bakıma muhtaç engellilere yönelik sosyal bakım hizmetleri ve mesleki rehabilitasyon merkezleri de yetersizdir. Engellilere yönelik haftalık rehabilitasyon süreleri artırılmalı, topluma entegrasyonlar desteği sağlanmalıdır. Görme engelliler için yapılacak yollarda mutlaka onların yürüyüşünü engellemeyecek düzenlemeler sağlanmalıdır. Ayrıca bugün 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü bilimin ışığıyla insanlığa... Sayın Arslan. Ticaret Bakanlığı'na soruyorum. 1. Piyasa giderek daralıyor. Bütün işletmeler ve esnaflar sıkıntı çekiyor. Piyasanın rahatlaması için işletmelerin ve esnafların devlete olan kredi ve vergi borçlarını bir sene müddetle faizsiz ertelemeyi düşünüyor musunuz? 2. Kongortada ilan eden 600'e yakın firmanın olduğu, müracaat edenlerin sayısını da 2000'e bulduğu belirtilmektedir. Bu sayıdaki Kongortada müracaatları ile iş dünyasını tedirgin etmektedir. Bu korkunun aşılması ve iş dünyasının rahatlatılması için hangi tür tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 3. Kongortada ilan eden firmalarda alacaklı olanlar alacaklarını zamanında alamayacakları gibi geç tahsilat sebebiyle de çok zarar edeceklerdir. Kongortada müracaatı yapan veya ilan eden firmalarda alacaklı olanların işini döndürebilmesi için devlete olan kredi ve vergi borçlarını bir sene müddetle faizsiz ertelemeyi düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Sayın Sütlü. Teşekkürler Sayın Başkan. Üzerinden geçen yaklaşık 5 yıla rağmen iktidarın gezi paranoyası şiddetlenerek devam ediyor. Türkiye tarihinin en büyük barışçıl eylemi ve muhalif kitlelerin sesi bir çeşit intikam hırsıyla ve düşman hukuku ile cezalandırılmak isteniyor. Son bir hafta içinde 6 ayrı iddianame kapsamında 120 kişi hakkında dava açıldı. Yaklaşık 600 kişi hakkında soruşturma ise devam ediyor. Genci, yaşlısı, işçisi, emeklisi, beyaz yakalısı, öğrencisi, kadını, annesi, çocuğu ile tek adam rejiminin fütursuz keyfiyetine, ağaca, insana, kente, yaşama zulmedenlere karşı yurttaşlık bilinciyle direnmenin fotoğrafı olan Gezi, iktidarın en mahir olduğu alanlardan biriyle suç icadıyla terörize edilmeye çalışılıyor. Demokratik ülkelerde anayasal bir hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, düzenlenen iddianamede yürüyüşlere silahsız katılma itirafına rağmen Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs gibi saçma bir suçlamayla yer bulabiliyor. Ancak paranoyi tezayanlarda var olabilecek silahsız şekilde yapılan darbe girişimi iddiası mevcut durumda sözde bağımsız yargının... Sayın Yılmaz... Sayın Yılmaz yok, Sayın Kabukçuoğlu. Burada başkanım. Açılmadı mı sizin şeyiniz? Açılmadı başkanım. Buyurun Sayın Yılmaz. Açalım arkadaşlar. Sayın Yılmaz açıldı. Açılmadı başkanım. Açıldı buyurun. Sayın Başkan, Durağan İlçe Başkanımız Osman Yıldırım ve Durağan Eski Belediye Başkanımız Ali Dalkılıç'a Allah'tan rahmet ailelerine de başsağlığı diliyorum. Düzce ili Azmi Milli Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımız yapılan otoban bağlantı yolu nedeniyle karşıda kalan camiye bile giderken hayatını tehlikeye atmaktadır. Yayaların geçmesi için yapılan yaya geçidine çıkışta kullanılan merdiven ve engelli rampası tam bir fiyaskodur. Engelli rampası ve merdiven hangi yönetmeliğe göre yapılmıştır? Vatandaşlarımız için merak konusudur. Yapılan bağlantı yoluyla trafik akışı sadece Azmi Milli Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızı değil, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın da Fisko Birlik Kavşağı'nda hayatını riske atmaktadır. Teşekkür ederim. Komisyon sorulara cevap verelim.
başladı. Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Soru soran milletvekillerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Görüşmekte olduğumuz kanun teklifiyle 3 ana konuda önemli düzenlemeler yapılmaktadır. Bunlardan birincisi, abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan ve avukatla takip edilen para alacaklarına ilişkin takip usulüne yönelik düzenlemeler. Düzenlemeye göre UYAP bilişim sistemi üzerinden merkezi takip sistemi oluşturuluyor ve bu merkezi takip sistemi üzerinden takip talebinden itibaren haciz aşamasına kadar olan kısmın elektronik ortamda icra takibinin yapılması hususunu düzenleyen bir kanun teklifiyle karşı karşıyayız. Tabii icra dairelerimizin iş yükünün hemen hemen 1/3'ü abonelik sözleşmesinden kaynaklanan icra takiplerinden oluşuyor. Ortalama yıllık 8 milyon icra takibi açılıyor. 3,5 milyonu abonelik sözleşmesinden kaynaklanıyor. Tabii burada bu dosyalardaki artış biraz önce konuşmalarda da bahsedildi. Bu artışın sebeplerinden en önemlisi özellikle abone sayısındaki artış. Abone sayılarına baktığımız zaman mobil telefon abone sayısı neredeyse nüfusumuz kadar var. Şu anda mobil telefon abone sayısı 79 milyon 538 bin. 2004 yılında 34 milyondu. Aradan geçen süre içerisinde 2 kattan fazla bir artış söz konusu. Tabii bunların icraya intikal etmesi de bu derece fazla oluyor. Toplam geniş bant internet abone sayısı 1 milyon 474'tü 2004 yılında. Şu anda 71 milyon 760 432 geniş bant internet abonesi var. Sadece telefon ya da internet değil, diğer elektrik abonelerinde de son 4 yılda 43 milyona ulaşan, 33 milyondan 43 milyona elektrik abonesi ulaşmış. Yine doğalgaz abonesi zaten 2002 öncesi yok denecek kadar azken birkaç büyük şehirde vardı. 2014'te 9 milyon 886 bin doğalgaz abonesi varken 2018 yılı itibariyle 14 milyon 380 bin doğalgaz abonesi var. Tabii bu abone sayılarındaki artış abonelik sözleşmesinden doğan icra takiplerinin de artmasına neden oluyor. Ve bu dosyalarda icra dairelerinde bireysel takiplerin önüne geçerek oradaki iş yükü nedeniyle bireysel takip yapan alacakların ve avukatların işlerinin de aksamasına neden oluyor. Bu nedenle bu teklif yasalaştığında elektronik ortamda abonelik sözleşmesinden doğan alacaklar icra dairesine gidilmeden bürokrasi ortadan kaldırılarak haciz aşamasına kadar olan kısmı bu şekilde halledilmiş olacak. İkinci önemli düzenleme konkordatoya ilişkin düzenleme. Biliyorsunuz 15 Mart 2018 tarihinde icra iflas kanunumuzda iflas ertelemesi müessesesini kaldırmıştık. Konkordato hükümlerini revize etmiştik. 8 aylık bir uygulama var. Bu uygulamanın neticesinde aksayan hususlar belirlendi ve ona göre yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Konkordato talebine eklenecek belgeler arasında finansal analiz raporu vardı. Bunun yerine artık makul güvence veren denetim raporu getiriliyor. Ve bu raporu hazırlayacak denetim kuruluşlarının da kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek ve Türkiye denetim standartlarına uygun rapor hazırlayacak. Ve bu şekilde geçici mühlet kararı verebilmesi için mahkemenin daha sağlıklı bir analiz şirket hakkında yapılmış olacak. Diğer önemli düzenleme 2012 yılında alternatif uyuşmazlık yöntemlerinden arabuluculuk müessesesi hukukumuza girmişti ve tarafların iradelerine uygun daha az masrafla daha kısa sürede haklarına kavuşmasını sağlayan arabuluculuk müessesesinin uygulaması devam ediyor. 1 Ocak 2018 tarihinde de iş hukukunda işçi işveren uyuşmazlıklarında iş kazaları hariç dava şartı arabuluculuğu getirmiştik. Zorunlu arabuluculuğu getirmiştik. Bir yıldan bu yana da devam eden bir uygulama var iş davalarında ve başarılı bir uygulama. Dava şartı arabuluculuk uygulama istatistiklerine baktığımız zaman 323.032 arabulucu görevlendirmesi yapılmış dosya sayısı olarak.
Görüşmeler sonunda %68'inde başarı sağlanmış, yani davaya intikal etmeden taraflar anlaşmış. 203.967. Anlaşamama oranı %32. Demek ki başarılı bir durum söz konusu. İş davalarındaki bu faydalı uygulamanın ticari davalara da yansıtılması ile ilgili, orada da uygulanması ile ilgili bir düzenleme şu anda önümüzde. Ticari uyuşmazlıklarda özellikle yargının iş yükünü hafifletecek, tarafların iradelerine daha uygun bir sistemi görüşmekteyiz. Çok önemli bir düzenleme. Tutdere'nin merkezi takip sistemine eklenecek, ödeme emrine eklenecek belgeler arasında neden borcun sebebini belirten evrak, fatura yok dedi. Bunu komisyonda da uzun uzun tartışmıştık. Tabii yeni bir sistem getiriyoruz, merkezi takip sistemi. Artık ödeme emri PTT aracılığıyla, PTT'nin de sisteme entegre olmasıyla yeni bir sistem. Burada tabii ödeme emrine yeni bir belgenin eklenmesi zor olacağından biraz sonra düşündüğümüz, verebileceğimiz bir önergeyle sisteme faturanın yüklenmesi ve böylece borçlunun faturayı sistemde görebilmesi, istediği takdirde icra dairesine giderek, icra müdüründen talep ederek bu sistemde yüklenen faturanın, borcun hangi faturaya ilişkin olduğunu görmesi açısından biraz sonra vereceğimiz önergeyle de bu husus, bu tereddüt giderilmiş olacak. Sorusu olan diğer sorular, tabii yürütmeyle ilgili sorular vardı. Bunlarla ilgili de notlarımızı aldık. İlgili bakanlarımıza bu soruları aktaracağız. Madencilerimizle ilgili Sayın Yavuz Yılmaz'ın, benim bölgem de madenci bölgesi, Zonguldak, Bartın, taş kömürünün yoğun olduğu bir bölge. Maden kazaları hepimizi derinden üzüyor. Zonguldak'ta meydana gelen maden kazası da hepimizi derinden etkilemişti. Kaçak maden ocaklarının kapatılması ile ilgili önemli bir mücadele var. Kaçak ocak toparlayın size sayın. Kaçak ocak işletenlere yaptırım olarak idari para cezası yerine hapis cezası gerektiren düzenlemeyi de getirmiştik. Tabii temennimiz kaçak ocakların olmaması, hepsinin yasal olarak işletilmesi ve maden kazalarının da olmaması. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun yaşatılması ile ilgili çalışmalar devam ediliyor. 1500 işçi alımı ile ilgili bir çalışma var. Bununla ilgili de önümüzdeki günlerde açıklamalar yapılacaktır diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Tunç.